Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar, kardeşler, abilerim, dostlarım. Bugün başlıkta da gördüğünüz üzere güvenlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi nasıl olunur bunu anlatacağım size. Bunu anlatmak nereden geldi aklıma? Kendi mesleğim olduğu için geldi aklıma. Sağ olsun kameraman arkadaşım Aykut da güvenlik görevlisi. Bugün bana kendisi yardımcı olmak için hem misafirim olarak hem yardımcı olmak için geldi. Zaten dükkanı kurarken de onun payı çok fazla. buradan da ona bir güzel bir teşekkür etmiş olalım değil mi Aykut'cum? özel güvenlik görevlisi nasıl olunur? bu aralar niye değerlendi? Altın meslek oldu. Pandemi süreci girdi üzeriye. Ekstradan birkaç süreç daha oldu. işsizlik oldu, kriz oldu derken güvenlik görevlilerine yoğunluk arttı. Şimdi güvenlik görevlisi vasıfsız hani bir meslek icabı olmasına gerek yok. Yakın dövüş bilmene gerek yok, elektronik bilmene gerek yok, ondan sonra inşaatçı olmana gerek yok. Her türlü insan güvenlik görevlisi olabiliyor. Hani bunun için bir asker polis gibi şart da yok. Dövmesiydi, façasıydı, ondan sonra renk körüydü, Gözlüklüsü, gözlüksüzü, ehliyeti, sizi hiçbir şartı yok. Direkt güzel bir firma bulup o firmaya gittiğin zaman da belli miktar para ödüyorsun, kurslarını görüyorsun, güvenlik görevlisi oluyorsun. Nasıl bu Aykutcum? Yanlış bir şey yok. Doğru. Sen de güvenlik görevlisi olduğu için sana da soruyorum. Şimdi nasıl hani peynir ekmek bitmeyecekse güvenlik işi de bitmeyecek doğal olarak. Şimdi niye onu diyeceksiniz? Çünkü gece kondolama sistemi bitiyor. Biraz da siteleme dönemine dönüyoruz. Bir de alışveriş merkezlerinden tur devlet kurumları falan artık artmaya başlıyor. Bu yüzden her yere bir güvenlik görevlisi şart. Bir de her yere en az 3-4 tane güvenlik görevlisi şart. Bunun vardiyesi var, bunun çalışma saatleri var, gecesi gündüzü izin derken her yere en az 5-6 tane güvenlik görevlisi şart oluyor. Bizim çalıştığımız sitede ortalama 5 tane var. Bir gündüz iki gece olmak üzere. Bir de bunların izinlisi, izinlisi var. Hani ben bu işi 2 senedir yapıyorum. Ama bir sene... Amatörce denir galiba. Gözetim danışmanı olarak yaptım. Bir sene de güvenlik görevlisi olarak yapıyorum. Tabii bu güvenlik görevlisi nasıl olunur bunu anlatacağım. ilk başta ne olduğunu anlatmaya çalıştım. İnşallah anlamışsınızdır. Zaten çoğunuzun etrafında güvenlik görevlisi vardır. Sırtında özel güvenlik montu gördüğünüz insanlar piyasada çok dolaşıyor. Otobüslerde, yolda, mahallenizde her yerde görmüşsünüzdür ki şahsen benim de sırtımda özel güvenlik yazılı montla her yerde görüyorsunuz. Yani görülüyorum genellikle. Şimdi güvenlik görevlisi hem parası güzel hem kafan rahat. Astın üstün o kadar çok yok. Ondan sonra güvenlik dediğin insan boş adam oluyor. Nasıl boş adam oluyor? Günde 12 saatim var. Siparişin geldi, misafirin geldi, kargon geldi, siparişin geldi, misafirin geldi, kargon geldi derken ben özel kısımdan bahsediyorum. Devlet dairelerine geçeceğim birazdan. Böyle böyle derken arada kalan zamanlarda film izleyebiliyorsun, araştırma yapabiliyorsun. Zaten grubumuzda da genellikle ağırlıkla şey var, güvenlik görevlileri var. Şimdi güvenlik görevlisini niye size öneriyorum? Yapmak zorunda değilsin ama kartını al en azından. 5 yıldan 5 yılda yeniliyorsun. 5 yıl geçerli bir kartın oluyor. Bu kart için öncelikle bir firma bulunman lazım kendine. Güvenlik firması. Gidiyorsun güvenlik firmasına. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ee, diyorsun ki ben güvenlik görevlisi olmak istiyorum. Sana şartları anlatıyor. Diyor silahlılar için 120 saat, silahsızlar için 100 saat bir dersimiz var. Bundan sonra sağlık raporu. O bu sana belgelerini veriyor. Bu belgelerin tamamlamaya çalışıyorsun sınava kadar. Sınav tarihi var, sınava kadar. Silahsız olursan e, eskiden özel şeylerden alıyordun. Özel hastanelerden falan alıyordun değil mi eskiden? Ama şu an o devlet onu kaldırdı. Özel yani silahlı güvenlik de olsan, silahsız güvenlik de olsan devlet dairesinden alman gerekiyor sağlık raporunu. Sağlık raporu ortalama hani 6 gün, 7 gün falan sürüyor. Ben İstanbul için konuşuyorum. Ama İstanbul'da direkt bir gün içerisinde ya da iki gün içerisinde işte bir gün ya da iki gün içerisinde sağlık raporunu veren yerler var. Ben mesela Beşiktaş Sahi Çiftçi'ye gittim. Orada bir doktor eksikmiş. Beni İstinye Devlet Hastanesi'ne gönderdiler. Orada 350 lira gibi bir rakamda aldım. Ama silahsız olanlar için o rakam biraz daha düşüyor fiyat. 200 lira oluyor değil mi? 200 liraymış. Ama şimdi bu videoyu ne zaman izlersiniz? 6 ay, 7 ay, 8 ay sonra falan izlersiniz. Fiyat artabilir. Tabii buna karışmam yok. Çünkü her dönemde güvenlik, özel güvenlik olma fiyatı da artıyor. Ben mesela 2000 liraya oldum. Sen kaç oldun? 2300. 2300 liraya. Mesela zamanla artıyor bu fiyat. Mesela şu an belki 2500'dür. Sınavlar iptal oldu tabi pandemi sürecinde falan. Tabi her şeyini oluşturuyorsun. Eğer silahsız <laughs> alacaksan hiçbir şart falan yok. Direkt sınavına giriyorsun. 100 soru çözüyorsun. 100 sorudan sonra kartının gelmesini bekliyorsun. Yani şeyinin sertifikanın gelmesini bekliyorsun. Ama silahlı da 25 tane atış yapıyorsun. Önce Eğitim atışı oluyor bu. 25 atıştan sonra 120 sınavlık yani 120 soruluk bir teste giriyorsun. Onu geçtikten sonra da 5 tane atış sınavın oluyor. Bunların bütün hepsinin puanı 70'i geçerse eğer silahlı güvenlik görevlisi oluyorsun. Bunların hepsinin 70'i geçmezse yani 65 aldın, 59 aldın silahsız güvenlik oluyorsun. Bir de bazı şartları var bunun mesela. Silahlı güvenlik olabilmek için 18 yaşından yani 20 yaşından büyük olman, lise ya da üniversite mezun olman gerekli. Silahsız güvenlik olmak istersen 18 yaşından büyük olman yeterli oluyor. Başka hiçbir şart yok. Bir de ilkokul mezunu, ortaokul mezunu ya da herhangi bir mezun olman gerekli. Ee, bir de şöyle söyleyeyim şimdi devlet dairelerine geçmek istiyorum. Devlet dairelerinde 8'er saatten çalışıyorsun. Genellemesini yapıyorum 8'er saatten çalışıyorsun. Silahlı oluyorsun. Ekstradan da maaşı yüksek oluyor ama 6 gün çalışıyorsun ya da 5 gün çalışıyorsun. 2 ya da 1 gün izin veriyorlar sana. Ee, rahat mı? Bence özel yerler biraz daha rahat. Niye rahat diyeceksiniz özel yerler? Tabi devlet ailesine 8 saat çalışıyorsun ama genellikle ayakta oluyorsun. Fazlasıyla ayakta oluyorsun. Astın üstün çok oluyor. Ama mesela bir site, alışveriş merkezi ya da farklı bir yerlerde olduğun zaman 2 artı 2 artı 2 çalışıyorsun. 2 gece, 2 gündüz, 2 izin olarak çalışıyorsun. Tabi bu biraz da amirine kalmış bir şey. Tabi amirin yavşak olursa geçmiş olsun. Onda sıkıntı oluyor. Benden yana mesela arkadaşlar çok sıkıntı çekiyorlar. Şimdi ben de son 4 ay ya da 5 ay olması lazım. Güvenlik amirliği yapıyorum arkadaşlarımın ricası üzerine kırmadı. Mı? 6 ay mı? 6 ay olmuş. 6 aydır güvenlik amirliği yapıyorum. Hani maaş askeri ücretin biraz daha üstü oluyor. Öyle çok ahım şahım üstü değil. Ama özel bir firmada yaptığın zamanlarda yemek vermiyorlar, yol vermiyorlar. Agi maaşa dahil oluyor ve askeri ücretin bir tık daha üstü oluyor. Ayakta tutuyor mu? Tutuyor. Nasıl tutuyor Ayakta. Zaten ayda 19 gün falan çalışıyorsun ya da 18 gün falan çalışıyorsun. Yani bunda da evden yemeğini getirirsin. Yol parası da o kadar çok tutmuyor diye tahmin ediyorum. Yani bence ayakta tutuyor. Hani güvenlik yönelisi şöyle bir şey mesela. Ben Akdeniz Üniversitesi elektronik mezunuyum. Ama mesleğimi sevmediğim için bir yandan da tespihe dümüktüğüm için Tespitte bir nevi uyuşturucu sayılır. Sen de biliyorsun bunu kaç para verdik tespihe. Şimdi bir de bunun yanında ekstradan bir iş olarak yaptım bu güvenlik işini. Ben güvenlik işine bir ya da iki aylığına girdim ilk başta gözetim danışmanı olarak. Sonra baktım ki gerçekten güzel, işsiz kaldığım zamanlarda direkt bu işi yapabileceğimi düşündüm. O yüzden girdim. Daha önce satış elemanlığı yapıyordum. Bu işe girdim, kartını aldım. Ondan sonra sertifikaya kazandıktan sonra bir bu İstanbul'da Mecidiyeköy'de bir şişli emniyetine gidiyorsun, randevu oluşturuyorsun. Bir aylık seni bir araştırma dönemli oluyor. Bu silahlı da silahsız da da aynı. Bir aylık araştırma döneminden sonra seni çağırıyorlar, gidiyorsun evraklarını teslim ediyorsun, formunu dolduruyorsun. Bir hafta içerisinde ya da 10 gün içerisinde kartın geliyor. Beraber yapmıştık bunu zaten. 10 gün içerisinde kartın adresine teslim ediliyor. Bu kart eline teslim edildikten sonra da sertifikanı aldıktan sonra 5 yıl geçerliliği oluyor. Genellikle zaten gözetim danışmanı olarak zar zor bir yerlere başvurabiliyorsunuz. Zar zor bir yerlere gelebiliyorsunuz ama güvenlik kartınız elinizde olduğu zaman... Bir 6 ayda 5 ayda bir tecrüben olduğu zaman her yerde iş başı yapabiliyorsun. Bunun için sana şart, şart koşmuyorlar. Maaşını veriyorlar. Yapacağın iş bu. Ne yapacaksın? Gezeceksin. Ne yapacaksın? Siparişin geldi. Siparişin geldi. Fişi buradan alın. Kargon geldi. Buraya yönlendirin. Ya biraz daha gözetim danışmanı dediğinde bu. Gözetliyorsun. Sana danışıyorlar. Doğru değil mi? Gözetliyorsun milleti. Sana danışıyorlar. Hani o filmlerdeki gibi Amerika filmlerindeki gibi yok. <laughs> Yok hani o o iş yok. Silah belime takayım da şuraya gideyim, buraya gideyim yok. O biraz daha polislerimize, askerlerimize, avukatlarımıza, biraz daha devlet makamlarında kalmış işler. Onlarda da o yok ama hani güvenlik görevlisini bazı arkadaşlar şu olarak düşünüyor. Bana da yazdılar mesela. Belime silah takarım. Oh gezerim. Öyle bir dünya yok. Arkamda özel güvenlik yazısı olan silahını görevine başladığın zaman alıp, görevin bittiği zaman veren bunların da hepsini imza halinde yapan. Çünkü kendi üzerine zimmet olarak alıyorsun. Zimmet olarak teslim ediyorsun. Yani güvenlik görevlisi olarak anlatabileceğimiz bu kadar galiba. Detaylı bir şekilde anlattık. Aklına takılan ya da herhangi bir sorusu olan varsa bu videonun altına yazabilir ya da Instagram'dan Muhammed Ugun'dan bana ulaşabilirsiniz. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Oradan detaylı bir şekilde. Şey, az önce 2-3 dakika önce sınav puanı açıklarken hani 59'da 60, 59 alırsan sınav geçebiliyorsun dediğin Aynen. 60'ın altına alırsan sınavı kaybediyorsun. Özel güvenlik şey silahsız olarak da mı kaybediyorsun? Vay bak bak. Onu da yeni öğrendim. Öğrendim de iyi oldu. Yani, bu... 60'ın altında alırsan tekrar, tekrar 60'ın altında alırsan sınavda yazısı sınavda. Silahlı güvenlik olsan da silahsız güvenlik olsan da tekrardan sınava girmen gerekiyormuş. Ama ben bunu şey olarak biliyordum. Silahlı da mesela atışla bu puanı tamamlayabiliyorsun. Silahsızda yok. Evet, mesela Kartan'ın başvurduğum kursa gittim sordum. 60'ın altında eğer alırsanız dedi Tekrardan evrak. Olsun bu da bize güzel bir bilgi oldu o zaman. Selam. Kapat da Aleykümselam.